Geniş güvenlik önlemleri ve kalabalığın meraklı bakışları arasında Papa Francis Sultanahmet Camii'ni gezdi, Ayasofya Müzesi'ni inceledi ve Patrikhane'de temaslarda bulundu. Bu geziyle Papa Francis, Vatikan'ın hem İslam dünyasıyla hem de Ortodoks Kilisesi'yle diyaloğu geliştirmek istediğini açık bir şekilde ortaya koydu. Sultanahmet Camisi ve Ayasofya'nın ardından akşam saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'ne giden Papa, burada Fener Rum Patriği Bartolomeos tarafından karşılandı. Bartolomeos burada ayine katılan Papa'ya önce sarılıp ardından başından öptü. Papa ise kilisede yaptığı konuşmada birlik mesajları verdi. Bu jestler Katolik ile Ortodoks Kilisesi'nin aralarında 1054 yılına dayanan ayrılığı aşma yolunda önemli adımlar olarak yorumlandı. Papa'yı karşılarında gören İstanbul'daki turistler ise sevinçlerini gizleyemedi. Papa Hristiyanlardan öteki dinlere barış mesajı veren bir elçi. Bu çok güzel. Onun bir camiyi ziyaret etmesi de çok güzel bir davranış. Biz de camileri, Müslümanlar da kiliseleri ziyaret ediyor sonunda. Pazar günü yeniden Bartolomeos'la bir araya gelip Aziz Andra yortusu ayinlerine katılacak olan Papa akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak.